yiyen kadınlar, yabancı erkeklerle oturan, konuşan, görüşen, birlikte yiyen kadınlar. Bir takım kadınlar gördüm. Elbiseleri katrandan. Katran zift. Dünya ateşinde kaynayan katranı bile görüyorsunuz yol yaparlarken. Bir de o cehennem ateşinin, dünyanın en şiddetli ateşi, onun 1/70'i. O ateşten yapılan katran onlara giydirilecek. Bu kadınlar kimler sordum? Bunlar buyurdu, naihat, ölünün arkasından sesli ağlayan kadınlar, ağıt yakan kadınlar. Bu çok var. Hele bizim memleketlerde çok var. Ağıtlar, efendim sen şöyleydin, sen böyleydin, ey anasını. Bunu mu dirilteceksin? Yok, ona da azap, sana da azap. Ağlamak serbest, sessiz. Sesli ağlamak yasak. Yaka yıpratmak yasak. Suratını tokatlamak yasak. Diz dövmek yasak. Leyse min la men latamel hudude ve şakkal cuyube. Yanağına tokat atan. Ey başıma gelen böyle. Yakasını yıpratan. Dizini döven bizden değildir. Çok tehlike. Ama Halime Hanım merkep hikayesine dönmesin sonra. Çakıroğlu Halime öyle derdi yani. Eşek 9 türlü yüzgeç bilir derdi. Denize düştüm hepsini unutur boğulur derdi. Siz de şimdi vaaz dinlerken iyi başınıza bir iş geldi mi en evvel başlarsınız tokat atma suratınıza. Ne oluyor? Yapmayın. Sen bizim dayanağımızdın. Sen bizim dağımızdın. Sen bizim sığınağımızdın. Ey dağımız, dağımız yıkıldı. Dağımız, şuyumuz, buyumuz. Melekler de ölüyor diyorlar. Sen dağ mıydın lan? Aynı hadis gördüm ha. Sen dağlarıymışsın bunların, yıkılmışsın he diyorlar melekler. Ya adamın da bir suçu yok, adama da azap oluyor ya. Sen dağ mısın, dayanak mısın sen? Sen güçlü müydün sen, bir şey miydin sen? Sen mi koruyordun bunları diyor. Onlar orada ağladıkça melekler buna azap ediyor ya. İnsan biraz İslam'dan haberi olacak ya. Ölüsünde, doğumunda, ev, düğününde her şeyin bir usulü var ya. Haddini aştın mı günaha girdin. Şimdi